Arda'nın mutfağında yine şahane tariflerle geliyorum. Güne bir bal kabağı çorbası yaparak başlayacağız bu hafta yayında. Bayılacağınız bir tarif olacak. Üstünde de çıtır nohutlar olacak. İkisi beraber şahane bir başlangıç. Arkasından size bir tavuk tandır yapacağım. Bütün tavuğu bir tandır haline getireceğiz. Fırında pişireceğiz. Nefis de bir sosu olacak. Ve en sonunda günün tatlısı ev yapımı bir kanoli yapacağız. Birazcık böyle içini lezzetli bir dolguyla doldurup servis edeceğiz. Anlayacağınız bugün yine çok lezzetli 3 tane tarif gelecek sofraya. Bence benden bir yere ayrılmayın. Hadi gelin hep beraber yapalım. Bakınız, bugünkü ana yemeğimiz bir tavuk ama bunu bir fırında pişirmeye seansından geçireceğiz. Eyvallah. Fakat tandır gibi pişireceğiz. Açacağız tavuğu, tamam mı? Açtıktan sonra pişireceğiz. Size bütün detaylarını anlatacağım. Tavuğa gelmeden önce bu tavuğun sonradan sosuna dönüşecek olan altlığını hazırlayalım. Derince bir fırın tepsisi, bir böyle fırına girebilecek bir şey ayarlamanızı istiyorum. Eğer benimki gibi tepsiniz varsa üstüne bu teli koyuyorsunuz. Tavuk üstte, diğerleri altta, böyle güzel bir kombinasyon oluyor. Yoksa fırındaki teli alıyorsunuz, başka bir fırın tepsisinin üstüne koyup o şekilde de gayet kolay işi hallediyorsunuz. Şimdi bunun içerisine bazı sebzeler keseceğim. Bir kere elimde olduğu için kullanıyorum. Eğer yoksa büyük patateslerden de kullanabilirsiniz. Bu bebek patates deniyor buna. Biraz daha küçük boy, biraz daha taze patateslerden. 3 ya da 4 tane keserek işe başlıyorum. Bakın ortadan ikiye keseceğim sadece. Bu kadar benim için yeterli olacaktır. Yani aslında 3 de yeter. Ben bir tane daha keseyim. Dostlar alışverişte görsün. Lezzeti arttıracak dokunuşlarımız var. Kereviz sapımız var. Bunu da böyle iri iri kesiyorum. İçerisine ilave ediyorum. Sarımsak var. Kesinlikle ve kesinlikle çok yakışıyor buna. Gördüğünüz gibi sarımsağım baş bir sarımsak. Ve bunu ortadan ikiye şu şekilde kesiyorum. Sarımsak taneleri içinden çıkıyor, gözüküyor. Bu şekilde koyuyorum. Eğer varsa iki tane aynı şekilde koyabilirsiniz. Bir, iki hiç fark etmez. Sarımsak böyle bir tarifin içinde ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor. Ortadan ikiye kestim, attım içeriye. Bebek havuç koyacağım. Yaklaşık 5-6 tane. Bunlar da işte böyle küçük havuçlar. Büyüğünden varsa bir taneyi kesin, işi bitirin. Yoksa da böyle küçüklerinden koyabilirsiniz. Sonra İki tane şöyle küçük orta boy soğan ortadan ikiye kesiyorum. Özellikle soğan, sarımsak ve benzerini hep kabuklarıyla pişiririm ama burada kabuklarıyla pişirmeyeceğim. Bunlar içeride iyice kendilerini bıraksın, tamamen bitsinler, tamamen yumuşasınlar istiyorum. O yüzden hiç başka bir ilavem, eklemem olmayacak. Üstlerine azıcık bir tuz, karabiber ilavem var. Bu kadar az gördüğünüz üzere. Niye bu kadar az Arda? Yani içine başka sebzeler koyamaz mıyız? Pancar, o bu dediğinizi duyar gibi oluyorum. Bakıyorum bizden kimse böyle bir şey demiyor. Çünkü alışmışlar ne de olsa Arda yaptığı zaman zaten o hepsini düşünüyor. Hiç ekstra bir şeye ihtiyaç yok diye. Aslına bakarsanız haksız da değiller. Eğer ki bunun içerisine ekstra bir şey koymak isterseniz her şeyi kaldıracaktır. Fakat ben bundan garnitür yapmayacağım. Ben bundan sos yapacağım. O yüzden sosla beraber harmanlamak adına bu kadar benim için yeterli. Ama baharat niyetine ilavelerim olacak tuz, karabiberin üstüne. O ilavelerde şurada gördüğünüz gibi biberiye 3 tane, 3 dal, böyle 4-5 dal da taze kekik. Tamam. Her şey bu kadar. Her şey bu kadar da basit. Bunun üzerine azıcık bir zeytinyağı gezdiriyorum. Tamam. Sonra da birazcık nemi arttırsın içerideki diye şöyle hafifçe bir su gezdiriyorum. Ne kadar biliyor musunuz? Olsun olsun yarım su bardağı. Tamam, bu kadar yani. Daha da fazla değil. Bunu sos haline getirdikten sonra ekstra su çekeceğiz içerisine. Aslına bakarsanız olay tamamen bundan ibaret. Bu bizim tabanımız. Tamam. Şimdi bütün sebzeler burada dururken bu tabanın üstüne dediğim gibi teli koyuyorum. Ve tavuğu bu telin üstünde çalışacağım için tavuğun bütün lezzetli suyu içerisine akacak bu arkadaşın. Ama sosla beraber tavuk suyu da bir araya gelecek. Bunlar küçük fakat çok çok işe yarayan önemli detaylar.
buzdolabına gidiyoruz ve tavuğu alıp geri geliyoruz. Efendim bakın ben bu tavuk tarifinde bir tane böyle büyük boy standart tavuk kullanıyorum. Farklı farklı boyutlarda tavuklar var, bulabilirsiniz markette. Ama bu aslına bakarsanız en rahatça boy kullanacağınız tavuk. Şimdi bakın tavuk kaç dakika pişmelidir? Kanatlılar kilo başına 40 dakika, balıklar kilo başına 30 dakika üstü kapalı vaziyette fırında piştiği zaman aslına bakarsanız pişme seviyesine doğru gelirler. Yani 200 derecede bu arkadaş örnek veriyorum 2 kiloysa yaklaşık 40-80 dakika kadar pişirmeniz bunu tam böyle suyunda pişirmenizi sağlayacaktır. Ama bu verdiğim ölçü hep kilo ve üstü. Yani mesela 300 gram tavuğu, özür dilerim 300 gram balığı alıp da böyle işte fırında pişireyim derseniz birazcık kuruyacaktır. O iş öyle güzel sonuçlanmayacaktır. Şimdi bu tavuğa ne yapacağız? Öncelikle derisi üstünde ve bütün bir tavuk var. Tezgahımın üstünde çalışmıyorum ki çapraz bulaşma olmasın diye bir tabağın içerisinde çalışıyorum. Bakın tavuğun her iki tarafı gayet güzel vaziyette. İlk yapacağınız şey bunun birazcık içini temizlemek. Her ne kadar iyi temizlenmiş olsa da bir peçeteyle içerisini şöyle iyice bir kurutmanızı, varsa hafif böyle kanlı bir doku onu almanızı istiyorum. Bu tavuğu fırında böyle bütün pişirmeyeceğiz. Tandır gibi yani açarak pişireceğiz. Peki nasıl açacağız? Çok zor bir teknik mi? Çok kolay bir teknik. Bakın tavuk şurada sırt kısmı ve burada alt kısmı göğüs etlerinin olduğu kısım var. Burada da butlar var. Yapmanızı isteyeceğim şey bir tane mutfak makası alıyorsunuz. Böyle kalın makaslardan genellikle bıçak setlerinde satılır. Tavuğun arka tarafındaki kuyruk kısmı şurası şu boy olduğu gibi tavuğun aslına bakarsanız omurgası. Ve ben parmağımla omurgayı buluyorum. Omurganın bittiği yerden makasımla şu şekilde hemen kemiğin yan tarafından keserek aslına bakarsanız omurgayı bir tarafından açmaya başlıyorum. Bir tarafından açtım. Aynı şekilde omurganın diğer tarafından da makası kullanıyorum ve dikkatli vaziyette keserek ortasındaki bu tavuğun omurgasını çıkartıyorum. Bunu satırla da yapabilirsiniz ama hani iyi bir mutfak makasınız varsa bu iş çok daha kolaydır. En azından satırı vur kır oraya buraya maazallah yani ortalığı çok fazla batırırız bir de kendimizi sakatlayabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi omurgayı komple çıkarttım. Peki bunu ne yapacağım? Çöpe mi atacağım? Asla. İşte bu. Bakın bizim ekip de artık Arda'nın mutfağı günlerinde sadece izleyenlerimiz gibi değil komple ekipçe bu işi öğreniyoruz. Bakın bunu kestim ve ikiye doğru açtım ama açılmıyor. Zorlanıyor. Niye? Çünkü şurada ortada bunu tutan bir bağlantı kemiği var. Burada gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz genel karkas ve şu ortadaki bağlantı kemiği. Bunu en kolay yoldan yapmayı size göstereceğim. Şu güzel bıçağımı çok sakatlamayayım. Bu tip böyle kırmalı mırmalı işler için olan bıçağımla yapacağım. Bakın sağından solundan hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu gördüğünüz kemiğin tam ortasına bıçağınızı koyun ve üstüne hafifçe vurun. Çıtlatın. Tavuğunuz ortadan ikiye doğru açıldı. Gördüğünüz gibi. İşte bu. Şu kemik bunu ortadan tutan kemik. Bunu açtığınız zaman tavuğunuz iki eşit parçaya açıldı. Buradan böyle gözüküyor. Sırt kısmından nasıl gözükecek? İşte böyle. Bakın iyice açtık tavuğu ve bu şekilde geniş bir yüzey haline getirdik. Tamam mı? Olayımız bu. Peki bunu direkt fırına mı atacağız? Yani bence hayır. Ocağın üstüne genişçe bir tava koyacağım. Tavayı iyice ısıtacağım ve bunun dış çeperine önden hafif bir renk vereceğim. Tavada cıslatacağım iyice. Sonra bir de ters çevireceğim. Birazcık da öyle tutacağım. Yaklaşık 2-3 dakika. Ondan sonra da bunun üstüne alıp kapatıp fırına atacağım. Şöyle bir kenara alayım bunu. Bu tip tavuk tarzı lezzetlere hep biz genellikle limon ve benzeri türev şeyleri yakıştırıyoruz. Bunun yanına bir de tavukla beraber güzelce pişecek karamelize bir limon ilavem olacak. Bakın o da çok basit yapması. Limonu ortadan ikiye doğru direkt olarak ayırıyorum. Fazla çekirdekleri varsa birazcık çıkartıyorum. Isınan tavaya önce tavuğu sonra limonların iç kısımlarını koyarak güzelce pişirmeye başlıyorum.
İyi, nefis gözüküyor. Birazcık böyle renklendirdim ama tabii yani bunun pişmiş olmaktan bahsetmemiz imkansız. Ama altını üstünü güzelce hafif bir renklendirdim. Sonra direkt olarak burada açılmış vaziyette fırın tepsimin üzerine alıyorum. Üstüne bir yağlı kağıt kapatıyorum. Bu hem üstüne sereceğim alüminyum folyoyu tamamen üstüne değmekten, ona değmekten bertaraf ediyor. Arkasından da bir de kanatlar var ya, kanat kısımları, onların böyle çok coşkuyla şey yapmasını birazcık engelliyor. Sağa sola gitmesini. Ve bir alüminyum folyo kapatıyorum. Böyle yaptığım için folyo tavuğa da değmiyor. İyice kapatıyorum etrafını. Şimdi bunu fırına atacağız. Bakın aslına bakarsanız dünyanın en kolay tarifi olabilir. Tavuğu bu şekilde açtıktan sonra fırında böyle basit sebzelerle pişirmek sizi hiç yormaz, uğraştırmaz. Dertsiz tasasız 10 numara 5 yıldız olur. Ayrıca hani böyle misafir yemeği arıyoruz ya hepimiz. Aradığımız misafir yemeklerinin en bir numarası bu olabilir. Çünkü bir kolay, iki böyle hiç aşırı derecede vakit alan ve yoran, yıpratan bir tarif değil. Üç, yani o fırında pişerken siz mutlaka yapacak böyle daha kolay başka bir şeyler bulabilirsiniz kendinize. Dertsiz, tasasız, ağrısız, sancısız, adeta böyle şey gibi bir durum yani. Yaptık, ettik, bitirdik. O fırında pişerken ben geçiyorum bal kabağı çorbasına. Bir çorba tencerem var. Aldım bunu, koydum ocağın üstüne. Altını yaktım ve iyice ısıtmaya başladım. Olağanüstü kolay bir tariftir fakat yani hayal edeceğinizin de ötesinde lezzetli bir tarif oluyor. Çok sevdiğim tariflerden biridir. Hatta şöyle söyleyeyim size, bu tarif nasıl hayata geçti. Biz bir gün dedik ki kendi kendimize şu güzel bir kabak tatlısı ile ilgili bir şeyler yapalım. Bir video çekelim. Ondan sonra gittik kabak alacağız filan. Fakat kabaklar o kadar daha böyle olmamış ki tatlılık kıvama gelmiş. Kestik kabağı filan. Korkunç görüntü. Yani mümkün değil. Bundan kabak tatlısı hayatta olmaz. Dedim ki kabak tatlısı olmuyorsa kabak çorbası olur dedim. Tabii önce bir şey oldu böyle, acaba olur mu kabak çorbası, bal kabağı filan. Yani böyle niye böyle, acaba biraz fazla mı Amerikan filan oldu. Sonra yaptık, içtik, bayıldık. O kadar lezzetli geldi ki herkes akşamleyin alıp eve götürdü çoluğuna çocuğuna. Böyle güzel lezzetli bal kabağı çorbası. Sonra bunu yayınladık. O kadar fazla izlendi ki. Orada hakikaten şey dedik biz de, yani böyle, yani demek ki bu bir tek bizim başımıza gelmiyor, herkesin başına geliyor ve insanlar böyle bir alternatif, hani o olmadı biz ne yapalım diyeceğimiz noktada, sizin de bal kabağınız böyle çıktı ne yapacağız, çözümsüz müsünüz? Hayır, hemen çorba yaparız. İşte bu da o çorba. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı hafif erirken de hiç vakit kaybetmeden, bu arada şu bunlar burada duruyorlar yani şöyle. Numunelik. Bunları en son değerlendireceğiz. Unutmayacağız. Burada tereyağı erirken de soğanları tencerenin içerisine atıyorum. Ve hafiften böyle tereyağıyla beraber birazcık eritmeye başlıyorum. Tereyağı ve soğan bir araya geldiği zaman siz de çok iyi biliyorsunuz ki hafif böyle kremamsı bir kıvam oluyor. Zeytinyağında sotelemek yerine tereyağında böyle hafif çevirmek soğanı çok daha kremamsı bir görüntü ve doku katıyor. Biz bunu zaten öyle kremamsı bir çorba olmasını istediğimiz için bu bizim aradığımız ayar. Hepsini şöyle güzelce bir çeviriyorum. Arkasından geçiyorum bal kabağına. Burada elimde 750 gram bal kabağı var. 750 gram deyince böyle ooo filan gibi algılıyor insan ama gördüğünüz şöyle 4 parça bal kabağı yekünü 750 gram yapıyor. Öncelikle şu bal kabaklarını ince ince bir doğruyorum. O arada da soğanım yavaştan kendini bırakıyor. Bu tip çorbalara birazcık bir patates ilavesinde bulunursanız bir, kıvamı iyi bağlar. İki, aslına bakarsanız hem nişastadan hem de patatesin kendi lezzetinden dolayı bir hafif böyle bir yoğunluk verir çorbaya ve yakışır. Ben de bu sebepten dolayı içerisine şöyle bir tane de patates koyacağım. Bal kabağını birazcık daha böyle iri ve geniş yüzeylerde doğramıştım. Patatesi bir tık daha küçük ve küp doğrayacağım. Daha hızlı sotelensin, kendini bıraksın diye. Ve hemen soğanların içerisine ilave edeceğim. Bu çorba ile ilgili şöyle söyleyebilirim size. Aslında bu ön yargılı çorbası. Yani bizim hayattaki ön yargılarımızı kırdığımız manada bir çorba.
Bal kabağı biraz öyle. Çünkü bal kabağından biz hep ne yaparız? Kabak tatlısı. Ha böyle Antakya'da filan onun çıtır böyle kirece yatırılmış kabakta yapılan versiyonları var. Ama mesela bal kabaklı bir tart yapmıştım ben zamanında. Ve o kadar değişik olmuştu ki tadı. Fakat şeye ihtiyacı var bal kabağının. Doğru ilgiye ihtiyacı var. Yani profiterol de yaptık. Bravo. Aynen. Cheesecake de yaptık. Hatta ne güzel cheesecake yaptık değil mi? Çok, gerçekten çok iyiydi o cheesecake. Yani bir anda ekipçe yaşadık o anı. Ama ben yine tarta dönmek istiyorum. Bal kabaklı bir tart yaptık ve içerisine bizim arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Eğer siz de çok eski Arda'nın Mutfağı izleyicisiyseniz mutlaka hatırlarsınız. İçerisine envai çeşit baharat koyduk. Acayip böyle bir sürü farklı baharat koyduk. Ve insanlar bize dediler ki yahu sen bu kadar baharatı kimyon bile var içerisinde. Her şey var. Çünkü bal kabağı buna hazır. Yani diyor ki bana ver abi baharat ver diyor yani. Ya beni oynat diyor anladın mı? Beni diyor itme diyor parmağımdan tutacak beni diyor kendine. İşte biz de bal kabağına gerekli o istediği ilgi alakayı verdikten sonra işimiz tamam yani. Çok da bir şeye ihtiyacımız yok. Bu çorba da öyle. Patates. Üstüne birazcık karabiber. Üstüne birazcık tuz. Bu hafiften böyle iyice bir tur kendilerini daha güzel salmasını sağlıyor her şeyin. Azıcık yumuşattık. Şimdi geliyor bal kabağı harekat. Hepsini aldım içine. Komple. Hiç eksik yok. 750 gramın tamamı içeride. Önce şöyle hafif bir harmanlayayım. Her şey güzel. Sonra da bu çorbaya olağanüstü güzel lezzet katacak arkadaşlarla sizi tanıştırayım. Şimdi tuz karabiber koyduk. O sadece patates içindi. Birazcık daha bal kabağının da ihtiyacı var. O yüzden yine şöyle birazcık tuz ekliyoruz buna. Hafif bir karabiber. Yani işte çeşitlendirme seansını siz kendiniz ayarlayacaksınız. Ama nerede? İşte bu. Bak. Şu inanılmaz bir lezzet cümbüşüdür. Ve hayatta iki tane şeye acayip yakışıyor. Bir tanesi bal kabağı, bir tanesi de vişne. İnanılmaz yakışıyor. Böyle böyle değil yani. Efendim, kendisi Yıldız Anason'dur. Adından müsemma bir arkadaş. Şöyle size göstereyim. Sebebi böyle şeklinin yıldız olması. Ve böyle tariflere müthiş yakışıyor. Bir tane yeter de artar bile. Efendim, Yıldız Anason ne kadar bu çorbaya öyle böyle bir tat vermeyecekse Yıldız Anason da aynı şekilde. Dediğim gibi bal kabağı bayağı şey sever, baharat sever. İçerisine koyduğumuz bir Yıldız Anason yeter de artar bile. Bir de muskat, yaklaşık çeyrek muskat. Yani bir boy muskatın dörtte biri kadarını böyle içerisine rendeliyorsunuz. Yaparsanız bayılacağınız bir lezzet olacak. Pazardan aldığınız ve gönlünüze göre olmayan bal kabaklarını değerlendirmenin de şahane bir yolu. Hepsini böyle güzelce karıştırdım, harmanladım. Artık bunun suyunu vereceğim. Yaklaşık aşağı yukarı 1 litre kadar suya ihtiyacınız var. Bu su isterseniz et suyu olabilir, isterseniz tavuk suyu olabilir, isterseniz sebze suyu olabilir. Hangisini isterseniz kullanacaksınız. Ama şöyle lezzetli bir su bunun tadına tat katacaktır. Bir sebze suyuyla olağanüstü bir çözümünüz var. Direkt olarak koyuyorsunuz, hepsini güzelce bir karıştırıyorsunuz, sonra çorba yapmak adına bunu böyle kendi haline bırakıyorsunuz. Klasik usul, kaynayana kadar yüksek ateşte, sonra altını kısacağız, yavaş yavaş içerideki her şeyi pişirene kadar iyice bunu kendi haline bırakacağız. Ama bu, yani görüyorum ve arttırıyorum, çok güzel ama benim için yeterli değil. Ben size bununla beraber çok iyi gidecek ve yani mutfakta sizin hayatınızı eğlenceli hale getirecek bir ikinci tarif daha vereceğim. O da çıtır nohut. Üstüne koyacağız, bayılacaksınız. Bakınız burada yaklaşık 350 gram kadar haşlanmış nohut var. İlk yapmanız gereken şey bu arkadaşların iyice kuru olduğundan emin olmanız. Eğer hafif nemliyse bile bir mutfak havlusuyla şöyle üstlerine bastırın ve birazcık far olan fazla nemini alın. Bu tarifte nohut da aynı şekilde bol 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 baharat seviyor. Kuyu kurusun. Hangi baharatlar? Şimdi ben size söyleyeyim. İlk toz kırmızı biber. Aşağı yukarı 2 kaşık kadar toz kırmızı biber ihtiyacımız var. Çok evet ama bunun hem rengini hem de o böyle var olan ekstra aromatik lezzetini biz toz kırmızı biberden alacağız. 2 kaşık toz kırmızı biber içerisine girdi. Sonra ne koyacağız?
Bence müthiş yakışıyor. Toz sarımsak. Bak çok güzel gider. Evinizde her zaman bulundurun. Fakat toz sarımsak birazcık fazla güçlü bir baharattır. O yüzden bundan bir tatlı kaşığı kadar sarımsak ekleyeceksiniz. Toz sarımsak. Sonra birazcık ekşiliğe ihtiyacımız var. Limon mu sıkacağız? Hayır. Sumak koyacağız içerisine. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Bu da çok güçlüdür. Sumak ilaven var. İçeriye girdi. Arkasından şurada bir yerde toz zencefil olacak. İşte burada. Bakın evinizde böyle farklı baharatlar veya çeşitliler varsa bu tip tariflerde kullanmak için idealdir. Her türlü kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzet katar. O yüzden böyle çeşitliler, baharat karışımları mutlaka evinizde olsun. Her zaman sonuç iyi olur. Sonra içerisine bir parçacık tuz. Çok değil çünkü koyduklarımız zaten hani hafiften baharatı ön plana çıkartıyor. Bir küçük parça karabiber. Her şey tamam. Şimdi buna bir de zeytinyağı koyacağım ama önce bir karıştırayım. Bakalım baharat... Of! Baharat bu böyle piştiği zaman müthiş bir kıvam olacak ve acayip iyi olacak. Fırında pişecek ya bu. Azıcık bir çıtırtıya ihtiyacımız var. Üstüne biraz zeytinyağı gezdireceğim şöyle. Yağdanlığımın küçük ucuyla yapıyorum. Bu tarafıyla yapsam daha çok dökülür ya. Sadece böyle iyice hem baharatı üstüne yedirebilmek için hem de fırında piştiği zaman çıtırtısını arttırabilmek için bu hamleyi yapıyorum. Yapacağımız şey şu. Şurada bir üstü hazırlanmış bir fırın tepsim var. Alacağım bunu ve fırın tepsimin üstüne yayacağım. Kenarlara, köşelere böyle pat pat bağlıyor. Düz bir yüzey olsun. Düz bir satıh. Her şey böyle birbirinin üstüne gelmesin. Açın aralarını. Açın, 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 açın. Korkmayın. 350 gram nohut pişecek. Sonra soğuyacak. Sonra çıtır çıtır olacak. Bak nefis olacak. Arkasından da bu arkadaşı alıp fırına atıyoruz. Normal şartlarda 180 derece fırında aşağı yukarı bir 25 dakika falan pişirmeniz lazım. Benim fırın şimdi 200 ayarlı. Ben bir tık daha az pişireceğim. O yüzden vakit kaybetmeyeyim de attım. Bir 15 dakika sonra bakarım ne durumda diye çıkartır. Ondan sonra da soğutmaya geçelim. Siz 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceksiniz. O böyle hafif kurumaya başlıyor. Yanma noktasına gelmeden çıkartıyorsunuz. Renk almış, çıtır çıtır, mükemmel. Şimdi ana yemeğimiz fırında. Çorbamız burada. Onun üst hazırlığı fırında pişiyor. Bari yavaştan bir şu kanoliyi yapmaya başlayalım. Nedir bu kanoli? Kanoli aslına bakarsanız İtalyanların çok lezzetli yağda kızartılmış bir tür içi peynir dolgulu hamur işi. Çok fazla tarif var. Fakat ben herhalde sene 2005-2006 falan bir yurt dışı seyahatimde Amerika'da bir İtalyan restoranındaydım. Şimdi İtalya'da bunu yiyenler başka bir şey iddia ediyor ama böyle hani mesela bu Amerikan filmlerinde böyle hani böyle Amerika'ya yerleşmiş İtalyan aileler var ya, onlar sanki böyle Sicilyalı'dan daha Sicilyalı falan böyle havasında. Aslında ben öyle bir ailenin restoranında yedim ve bayıldım yani, bayıldım. Ve ona en yakın tadı aramaya çalıştım. İnanın bana bu vereceğim tat benim ona en yakın bulduğum tat. O yüzden tariften kaçmayın, şaşmayın. Öncelikle bir tezgah üstü robotunda, bir mutfak robotunda çalışacağız. Derin bir haznesi var. Ele yapışır bir kıvam olmaması vesaire için bunun için de çalışıyorum. İsterseniz elde de yapabilirsiniz ama bu arkadaş hayatımızı kolaylaştıracak. Öncelikle 300 gram un koyarak işe başlıyorum bunun içine. İçerisine 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave edeceğim. Çünkü bu zaten tatlı ama normal yani yemeklik şeker değil. Pudra şekeri bunun o nasıl söyleyeyim size, pişerken üstünü kabaran dokusuna yardımcı olacak. Onu da ilave ettik. Sonra işin yağ kısmına gelelim. Daha gevrek, daha sert, daha çıtırdamasını istiyorsanız kıvamın margarin kullanacaksınız. Margarin kullanmak istemiyorum Arda derseniz o zaman tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama gevreklik birazcık bu yağın genel dokusundan geliyor. Gördüğünüz gibi oda sıcaklığında bu arkadaş ve onu da ekliyorum. İyi bir kanoli de olması gereken şey şuralarda arayıp şu anda hemen göremediğim ama arkalara kaçmış olduğunu gördüğüm tarçın. Bugün ne kadar çok baharat kullandık değil mi? Böyle her şeyde bir baharat ilavemiz var. Çok az tarçın. Yarım çay kaşığı kadar. Bu kadar. Niye? Çünkü çok baskın tarçın hemen kendine çekiyor her şeyi. O yüzden olsun. Çok olursa hızlı yanacaktır. Çok olmasın, kıvamında olsun benim için yeterli. Öncelikle
bir hamur ucu takarak, şu gördüğünüz kanca uç takarak işe başlıyorum. Kapattım ve yavaş ayarda bunu şöyle bir karıştırıyorum. Çok hızlı yaparsam ne olur? Ortalık toz duman olur. O yüzden önce birazcık orta ayarda yapıp hafiften bunları bir araya getireceğim. Sonra diğer ilaveler. Tanıştırayım. Bir adet yumurta. Orta boy bir yumurta. Kırıyorum içerisine. Devam ediyorum. Tariften tarife değişiyor bu arada yumurtalar. Yani net söyleyeyim size. Bazı tariflerde mesela 70 gram yumurta ama bizdeki yumurta mesela 50 gram. Onlar fark ediyor. Uyarayım. Bazen oluyor. Bu orta boy her yerde bulabileceğiniz tarz bir yumurta. Biz gevreklik arıyoruz. Bunu bize sirke verecek. Üzüm sirkeniz varsa o da kabulüm ama elma sirkesi bunun gerçek ayarı. Bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi içerisine, arkasından da esas sıvılık kıvamını verecek olan şey su. Buna yekünde aşağı yukarı böyle yarım bardak kadar su ilave edeceğim. Her şeyi güzelce toparlatacağım kancaya. Sonra bir hamur kıvamına doğru gitmeye başladığı an itibariyle azıcık devir arttıracağım ve bu arkadaşımın işini yapmasını seyredeceğim. Elle de yapabilirsiniz ama makine varken yapıyor işte. Size dediğim kıvam bu. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika kadar bunu böyle güzelce yoğurduk. Hani alet işler el övünür kısmında bugün biz varız. Bakınız şöyle kanca, tamam. Kancadan dikkatli vaziyette sıyırıyorsunuz. İç hazne de cillop. Tertemiz, tamam mı? Yani böyle doğru bir hamur kıvamında çalışırsanız olayımız, aslına bakarsanız bundan ibaret oluyor. Şimdi bunları bir elimin altından kaldıracağım. Tezgahın üstünde çalışacak genişçe bir alan açayım istiyorum. Çünkü bu arkadaşımızı şöyle güzelce bir yoğuracağız hafiften. Ve birazcık dinlendirmek için buzdolabına alacağız. Bunu eğer biraz toparlanması, içine koyduğumuz unun, gluteninin birazcık çalışmasını istiyorsanız, bak bayağı güzel böyle tatlı bir kıvama geldi bu hamur. Birazcık dinlendirmekte fayda var. Biz çok dinlendiremeyeceğiz ama en azından çorbanın işlemini yapana kadar birazcık dinlendirebilirim diye düşünüyorum. Alıyorum bunu, bir streç'e soruyorum. Bütün hamurlar için bu geçerlidir aslında. Biraz dinlenmek onların da hakkı. Yani işte hayat sadece sizi bizi değil, bu tezgahtaki hamurları da yoruyor yani. Öyle 10 dakikadır alet yerden yere vurdu garibimi. Aldı vurdu, aldı vurdu, yoruldu çocuk. Hafiften biraz dinlensin. Aldım sardım. Dolaba attım. Dediğim gibi takriben bir 15-20 dakika en az bir dinlenmesi lazım ama biz o kadar dinlenmeyeceğiz. Ne kadar dinlendirirsek kârdır. Gelelim buraya. Bal kabakları dağılır vaziyette kendilerini bırakıyorlar. Ya sen ne güzel bir baharatsın be kardeşim. Bak şunun güzelliğine bak. Yani biraz böyle evet kavruk ve karakuru gözüküyor. Ama aslına bakarsanız şey gibi yani takım arkadaşı için bütün enerjisini veren bir bisikletçi gibi. Bisiklet de böyle bir takım sporu. 7 kişi aynı takımda yarışıyor. Herkes bir kişiyi finişe getirmek için çalışıyor. Bu da öyle yani. Bal kabağını gerçekten bugünün şampiyonu yapmak için canla başla uğraştı. Muskat'a, pardon Yıldız Anason'a, aklımız hep Muskat'ta, büyük bir alkış. Şimdi altı hafif kısık vaziyette. Bunu iyice bir blenderdan geçireceğiz. Ve pürüzsüz bir kıvama gidene kadar da bu işlemi tekrarlayacağız. Olay bundan ibaret. Bakın bunu böyle bir el blenderıyla güzelce çektim ve iyice yoğunlaşmış bir kıvam elde ettim. Burada şöyle bir ilavem var size. Şimdi bunun bak çorbanın yoğunluğuna bakın. Bayağı böyle yoğun yoğun bir çorba. Ama benim son dokunuşum içerisine koyacağım az miktarda krema. Bunun içerisine nasıl arzu ederseniz bir ya da maksimum iki kaşık kadar krema ekleyin. Şöyle güzelce bir karıştırın. Oldukça güzel, aromatik, müthiş bir bal kabağı çorbası. İçeride böyle krema iri iri kıvamda kalmasın. Bu iş tamam olsun. Şimdi kapatıyorum altını. Hafif servise çıkana kadar orada kalabilir. Burada şu nohutlara... Üf, bak, bak, bak. Cips be. Bayağı bildiğin cips yani. Bu böyle hafif şey yapacak. Böyle baharatıyla beraber azıcık çıtır çıtır bir kıvama gelecek. Şu an yersek tabii yanarız yani. Aman. Hatta şu kenara alın iyice bir soğutun. Elinizin altında çok fazla kalmasın. Benden söylemesi. Şimdi kanoliyi çıkaracağım. Onun işlemini de yapacağım. Şuraları bir kaldırayım elimin altını birazcık. Azıcık boşaltayım. Fakat bu kanolinin çok basit bir kreması var. Tamam mı? Basit krema.
Basit kremadan kastım aslına bakarsanız peynir ya. Bildiğiniz peynir yani. Ve inanın bana hani bu benim kendimi uydurarak yaptığım ya bu mutlaka böyle olmalı falan değil mi? Kanolinin içerisinde peynir olması lazım. Yani başka tarifler görebilirsiniz. Başka türlü içerikler çıkartılabilir evet falan ama bence direkt bu yeterli olur. Peki ne peyniri bu? Bildiğiniz taze peynir. Yani hani İtalyanların mascarpone'u varsa bizim de taze peynirimiz var. Biraz böyle tuzu az, tadı biraz daha nötr bir peynir. Mascarpone da kullanabilirsiniz. Hepsi kabulümdür ama bunu tatlandırmamız lazım. O yüzden burada yaklaşık yarım kilo kadar peynir var, taze peynir. Üstüne 6 kaşık kadar pudra şekeri ilave edeceğim. Ya da bakın tadına siz isterseniz hani şey de yapabilirsiniz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz de ama 6 kaşık iyi geliyor buna. Sonra bunu bir spatula ile asla çırpmadan böyle karıştırarak peynirle pudra şekerini bir araya getireceğim. Parça yok, parça tesiri yok. 10 numara 5 yıldız. Bunu direkt olarak bir sıkma poşetinin içerisine alacağım. Şurada sıkma poşetim. Ucuna da küçük bir duy takacağım. Şu an benim seçtiğim duy 9 milimetre. Yani çok önemli değil. 6, 9, 8 falan çok dert değil. Sadece yapacağımız kanolilerin içerisine girecek bir duya ihtiyacımız var. Sonra bu poşeti eğer sizin için tutacak mutfakta bir cevval arkadaşınız yoksa böyle açacaksınız. Sonra avucunuzun içerisine alacaksınız bunu iyice. Şu yüzeyi ortaya çıkaracaksınız. Sonra da alıp içerisine sıvayacaksınız. Aynen böyle. İyice ileriye doğru yürütüyorum ve direkt dolaba atıyorum bunu. Dolapta bekletiyorum çünkü kanoliler piştikten sonra bunu birazcık soğutacağız, dinlendireceğiz ve içerisine sıkarak işi bitireceğiz. Peki hamurumuz az da olsa dinlenebildi. Nedir bu kanoli? Neye benzer? Nasıl yapılır? Efendim bakın daha çok dinlenmesi tabii ki tercih sebebidir ama eldeki imkanlar dahilinde işimiz budur. Bir merdane alıyorsunuz. Tezgahınızın üstüne geliyorsunuz. Tezgahınız mümkün olduğu kadar temiz olacak. Hiçbir şey olmayacak. Ve bu arkadaşla çalışmaya başlayacağız. İsterseniz küçük küçük parçalar çıkartın. İsterseniz böyle büyük bir parçadan ince bir katman açın. Hafifçe yoğurdum hamurumu. Bayağı söz dinler kıvamda ve güzel bir hamur bu. Üstüne bastırıyorum. Sonra bir merdane ile bunu böyle güzelce açıyorum. Oldukça ince açacaksınız. Ne kadar ince açarsanız o kadar iyi bir sonuç alırsınız bundan. İyi dinlendirdiğiniz zaman bunu açması inanın bana çok çok daha kolay oluyor. Ben şimdi azıcık zorlanacağım ama bu kadar zorlanmak size değer. Kanoli için, bunu yapabilmek için şöyle çemberlere ihtiyacımız var. Fakat böyle çemberlerimiz yoksa da çaresiz değiliz. Şimdi bakın bu çemberin özelliği şu. Bu aslında alt kısmı birazcık daha dar, diğer kısmı birazcık daha geniş. Fakat sıktığınız zaman hafif böyle bir esneme payı var bunun. Böyle gördüğünüz gibi. Yani hamuru biz bunun etrafında sarıyoruz aslında. Sonra kızartıp çıkarttığımız zaman soğuduktan sonra hafif buradan bastırıyoruz ve şşt diye çıkartabiliyoruz etrafındaki hamurlu katmanı. Bu yoksa ne yapacaksınız? O zaman yağda kızarmaya dayanan tarzda bir ürün alacaksınız. Belki isterseniz etrafını bazen alüminyum folyo ile kaplarlar. Ama yani dediğim gibi bunlar bu iş için yoksa çaresiz değilsiniz. Varsa gayet güzel kullanabilirsiniz. Yoksa da başka bir şekilde de belki yaparsınız. Neden olmasın? Şimdi burada şöyle bir genel formül var. Bakın bu benim kesmek için porsiyonlayacağım şey çember ne hamurun en dış katı kadar büyük ne hamurun en dış katı kadar küçük. Bunun ikisinin ortası bir boy kullanıyorum ve dikkatli vaziyette şu şekilde çemberler kesiyorum. Kalan hamuru tabii ki diğeriyle birleştireceğim ve aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Sonra şu gördüğünüz güzel boruyu alıp bunun böyle etrafına doğru güzelce sarıyorum. Birleşme noktasına geldiğimiz zaman bu ikisini
birleştirmek için mutlaka ve mutlaka yumurta akı kullanıyorum. Eğer yumurta akı kullanmazsanız bu arkadaşlar açılıyorlar. Alın yumurtanın beyazını şöyle güzelce sürün birleşme noktasına. Sonra katlayıp birini bir diğerinin üstüne getirin. Şu şekilde. Tamam. Olay budur. Bir tane daha yapalım. Alıyoruz. Başlıyoruz sarmaya. Sardık sardık sardık. Birleşme noktasına geldiğimizde yumurta akı sürüyoruz. Ve hafifçe genleştirerek kapatıp şu şekilde bu arkadaşlarımızı hazırlıyoruz. Yağınız aşırı derecede kızarmış olmasın. Yani ısınsın, kızartsın ama böyle koyduğum zaman yakmasın bu garibanları. Güzel güzel kıvamında kızarsın. Dikkatli vaziyette içerisine alıyorum ve fokurdamaya bırakıyorum. Acelem olmadığı için ben her seferinde iki taneyi rahat rahat yapabilirim. Kat yerlerine, birleşme yerlerine azıcık bastırın. Yumurta akı onu iyi bir tutsun. Pişerken de açılmasını istiyorum. İkinci tur pişirmek için altındaki küçük kancalara ihtiyacım var. O yüzden bunlar soğusun. Soğuduktan sonra çıkartır. Kalan hamurla işlemi yaparım. O sırada hamurlarım da üstündeki soğur. İçine de sıktık mı her şeyimiz tamam. Şimdi bakın. Bence artık fırındakini çıkartabiliriz. Çünkü biz bütün bu işlemleri yapana kadar fırındaki aşağı yukarı olma kıvamına gelmiştir diye tahmin ediyorum. Alalım ve bakalım. Çünkü yanılsak da birazcık daha devam etme şansımız var. Bir saate aşkın sürenin sonunda buradaki arkadaşımız fokurdayarak tezgahın üstüne geliyor. Fırınımızı kapatalım. Şeyini kaçırmayalım. Isısını. Ne olur ne olmaz. Sonra kenardan üst katmanı açıyoruz. Dumanlar uçuşuyor. Ve tavuk ortaya çıkıyor. Bakın şimdi şöyle bir sistem yapacağım. Daha da fazla sizi bekletmemek adına. Bunu altına bir tabak koyacağım. Eğer siz de böyle çalışırsanız, yani daha doğrusu bu tip bir ikinci tur pişirmede ihtiyacınız olursa böyle yapın ya da direkt olarak alın atın. Çok da dert tasa değil. Altına bir tabak koydum. Alıyorum, tekrardan fırına atıyorum. Bunun fazla suyu akarsa fırına akmayacak böylece. Direkt olarak tabağın içerisine akacak. İyice bir tandır kıvamına geldi. Lezzetli sulu sulu pişti. Birazcık daha üstünün renk almaya ihtiyacı var. O yüzden attım, unuttum. Burada ise oldukça her şey coşkulu ve güzel vaziyette pişmiş gözüküyor. Şimdi bir parçalayıcının içerisine buradaki her şeyi transfer ediyorum. Yeşillikleri koymuyorum çünkü bunlar parçalayıcının dişlerinin arasına giriyor. Yani kısacası yeşillikler dışında her şeyi alıp böyle bir parçalayıcının içerisine transfer ediyorum. Pişen fırın kabının içerisindeki bütün sebze, o, bu vesaire 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 her şey içeride. Epeyce de su var içeride. Şöyle yapacağım. Kapağını kapatacağım. Sonra hepsini iyice bir makineden geçireceğim. İşte bu. Eğer böyle parçalı, hafif gövdeli seviyorum derseniz bak gerçekten sıvı bir patates püresi kıvamında cam kasenin içerisine süzgeç. Bunu olduğu gibi tel süzgecin içerisine transfer edeceğim. Bir tahta kaşık. Sonra tel süzgeçten iyice geçirip alt tarafa bu gördüğünüz lezzetli sebzeli sosu çıkartacağım. Yani kısacası ben birazdan şu şekilde karşınızdayım. Güzel bir çorba var. Üstü bu nohutla süslenmiş vaziyette. Fırındaki iyice bir renk alacak. Biraz daha üstü biraz daha kızaracak. Arkasından onu bu sosla beraber güzelce servis edeceğim yanına lezzetli bir sos. Ve en son olarak da hazırladığım soğuyan kanillerim iyice soğuyunca tabii ki içerisine dolapta bekleyen sıkma poşetiyle peynirlerimi sıkacağım. Biraz da belki çikolataya falan bularım. Ondan sonra da servise geçerim. Az sonra 3 tane tarifin masaya gelmiş halini hep beraber göreceğiz. Sakın benden bir yere ayrılmayın.
hepiniz hoş geldiniz. Aynen size söylediğim gibi güzel bir kış çorbasıyla başlıyoruz. Bu bal kabaklı çorba bayağı aromatik. Oy. Size şey demiştim, hatırlıyor musunuz? Şuradan şöyle. Müthiş. Bu çorbayı yapmak için de kabağınızın tatlıya uygun olmayan modelden çıkmasını beklemeyin yani. Bence çok güzel bir kıvam var. Bayılacaksınız buna. Şimdi tavuğun da şekli şemali görüntüsü bu. Ben bu tavuğu şöyle yapıyorum. Bakın o hafif tabanına yaydığım ve içerisine birazcık da kapari gezdirdim. Sosu herkese göre istediği gibi porsiyonlayabilirsiniz. Yani mesela işte göğüs isteyen için buradan parça çıkarabilirsiniz ama bak şimdi şu buta bak. Bak bak hop. Ah tandır. Al sana tandır. Bak hop. İniyor aşağı. Laps. Laps. Altına birazcık bu gravy gibi olan sostan koyacaksınız. Arkasından da tavuğu şöyle hızlıca hop içerisine kemiğinden ayıracaksınız. Üstüne birazcık da şu karamelize olmuş limondan sıktınız mı? 10 numara 5 yıldız. Her lokmada alttaki ağız sulandıran sosa bulayarak bir lokmacık yiyeceksiniz. Dediğim gibi 10 numara 5 yıldız bir sos. İçerisine ben en son birazcık da kapari doğradım. Mükemmel. Tavuk olağanüstü iyi bir ayarda pişmiş. Lezzetli sosla da coşuyor gidiyor. Sıra geldi buradaki kanoliye. Bakınız eğer ki çok böyle yüksek ateşte yapar da üstünde böyle bu küçük küçük butırdıklar olmazsa bana kızmayın. Tamam? Çünkü söyledim size. 1. Hamurunuzu güzelce yoğuracaksınız. 2. iyice dinlendireceksiniz. 3. Şekli verdikten sonra derin yağda ama kontrollü bir ısıda anında böyle cayır cayır yakarak pişirmeyeceksiniz. Yavaş yavaş için için pişecek ki içi de pişsin. Sonra da içini bu lezzetli kremayla güzelce doldurup birazcık da üstüne çikolata bu iş tamam. Bunu anakonda tekniğiyle tek lokmada yutabilirim ama o kadar da artık böyle televizyona terlik atar gibi bir kıvama gelmeye gerek yok. Bunun yarısını bir ısırıkta, öbür yarısını öbür ısırıkta götürebiliriz. Bakınız. Tırtırtının insan vücuduna bürünmüş hali ya. Bunun güzelliğine bak. Bak. Eğer size verdiğim ayarı kaçırmadan doğru yaparsanız nasıl kırıla kırıla, nasıl çıtırdaya çıtırdaya ortadan ikiye kırıldığını gördünüz. Bence çıtırdama kıvamı budur. Bakınız. Coşku var, mutluluk var. Bambaşka bir kıvam, bambaşka. Efendim tariflerin detaylarını kaçırdıysanız Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına giriyorsunuz ve oradan bütün tariflere nasıl ulaşacağınız konusunda ipuçlarını alıyorsunuz. Bugün bu 3 şahane tarifle sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta başka 3 tane tarifle birlikte olacağız. Ama şunu eklemek istiyorum. Yarın eğer eğlenmek isterseniz sizi yine kanalda ekranlarında Arda ile omuz omuza da bekleyeceğim. Aynı saatte çok eğlenceli bir bölümle geliyoruz. Bugünü noktaladık. Haftaya güzel umutlar var içimde. Böyle acayip güzel lezzetli yemekler yapacağım. Bana katılırsanız sofrayı yine beraber kuruyoruz. Kanolili, tavuklu, çorbalı günlerde buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.